MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. HDP'li Garop Aylan'ın sözde Ermeni soykırımının kabulü için verdiği skandal kanun teklifine ateş püskürdü. Sözlerine HDP'li müptezel diyerek başlayan Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi azınlıkların meydan okuma yeri değildir diye konuştu. Hedefindeki tek isim de o değildi. Herkesi uyarıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi meşruiyet meclisi değildir. Gözümüzün içine baka baka Türk milletine katliamcı, soykırımcı diyenlerin barınacağı, bulunacağı, buluşacağı bir mekan asla değildir. Bahçeli'nin hedefindeki isim meclise soykırım teklifi getirdiği için diasporanın ajanı dediği HDP'li Garop Aylan'dı. Partisinin grup toplantısındaki konuşmasında Garop Aylan'ın ardından ABD Başkanı Joe Biden'ı hedef aldı. ABD Başkanı Biden'ın 2001 tarihinde olduğu gibi bir kez daha sözde soykırımdan bahsetmesi bizim nezdimizde hükümsüzdür, hukuksuzdur, hayasız ve bir isnattır ve kınanmayı da hak etmektedir. Terörle mücadele de gündemindeydi. Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın operasyonlar devam ederse savaşı Türkiye şehirlerine taşıyacağız tehdidine zehir zemberek sözlerle yanıt verdi. İnanıyor ve kahramanlarımıza güveniyorum ki başta bu terörist Kalkan olmak üzere terör elebaşlarının cezalandırılacakları günler uzakta değil. Bir baba yiğitimiz, bir aslan parçamız, bir yiğidimiz Türkiye'yi tehdit etmeye yeltenen hainleri ümit ve temenni ediyorum ki ya leşini yere serecek ya da başlarına çuval geçirerek Türk adaletine teslim edecektir. Siyasette yaşanan elektrik tartışması üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklendi. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Karanlık emelleri olanların tercihi yine karanlıktan mesaj vermektir. Sayın Kılıçdaroğlu bilmelisin ki Türkiye'yi karanlığa boğamayacaksın. Bahçeli Gezi davası kararını da değerlendirdi. Yargıya saygı duyulmalıdır. Konu üzerinde uzun yıllar tartışmalarla bunu önlemeye çalışanlar da yargının bu kararıyla saygılı olarak her şeyi artık kabullenmek durumunda olmalıdır.